sönmeyecek. Yeniden merhaba değerli izleyenlerimiz. Barış Ateşi özel yayınımızla karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili, ayrıca eski başbakanlardan Sayın Ferdi Sabri Soyer. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz katıldığınız için. Barış Ateşi özel yayınlarımızı yapıyoruz. Bugün de aslında 1 Eylül Barış Günü dolayısıyla gün nedeniyle 2 gündür bir şeyleri daha hatırlatmaya çalışıyoruz kanaatim olarak. Dolayısıyla sizin de hem anılarınızı hem değerlendirmelerinizi almak istedik. Şöyle ki, barışa adanmış bir hayatınız var. Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte çözüme ulaşması için mücadele vermiş bir hayatınız var. Bununla birlikte çok böyle zor dönemlerde de hep mücadele ettiniz ama toplumun şekillenmesinde kitlelere çıkıp hitap eden önemli isimlerden biriydiniz de aynı zamanda Sayın Soyer. Bu mücadele devam ediyor. Müzakereler sürüyor günümüzde de Kıbrıs sorununun çözümü için ama ben ilk şununla başlamak istiyorum. Barış deyince, hele de Kıbrıs'ta barış deyince ne anlama geliyor sizin için? Sayın Soyer, neler söyleyeceksiniz? Bakın, ben şöyle düşünüyorum Meyil Hanım. Barış deyince Kıbrıs'ta kuzeyinde, güneyinde açan bütün papatyaların mevsiminde herhangi bir tank, herhangi bir cip, herhangi bir savaş aracıyla basılmayacağı bir dönem hatırlarım. Öyle bir dönem hayalimin içerisinde canlanır. Barış deyince dip Karpaz'dan dip Baf'a kadar adanın üstünde insanların özgürce dolaşacağı, kendi kimlikleri, kendi değerleri ve kendi ulusal karakterleri, dilleri, ana dilleriyle birlikte ortak bir vatanda demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde yaşayabilecekleri bir güzel ada hayal ederim. Herhangi bir askerlik işinin olmaması, bu adada bir topun, tankın, tüfeğin olmaması, kör milliyetçiliğin insanları ötekileştiren yaklaşımlarının olmaması ve buna bağlı olarak da çalışan, üreten, ürettiğini adil olarak paylaşan demokratik bir toplum düzeni aklıma gelir. Bunun için mücadele etmeye değer. Bunun için çaba harcamaya değer. Bunun için saçlarını ağartmaya, emek harcamaya değer. Onun için barış bu ada için bu. Ama yalnız bu ada için değil artık. Bütün dünya için bu. Bu 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde Japonya'da 10 binlerce insan sokağa çıktı ve Japonya'nın tarihinde gördüğü en büyük son zamanlarda kitle gösterisi yaptılar. Ne için yaptılar? Çünkü Japon devletinde meclise bir yasa sevk edildi ve Japon Silahlı Kuvvetleri'nin deniz aşırı operasyonlarda kullanılabilme yetkisi geldi. Böyle bir yetki almak istiyorlar. Ve Japon halkı sokaklara döküldü. Biz savaş istemeyiz diye. Savaşın en büyük acısını yaşadı Japonlar. Zamanında 2. Dünya Savaşı'nda faşist bir rejim Nazi Almanyası'yla beraber Japonları savaşa soktu. Çin'le bugün aralarında var olan derin, Kore'yle aralarında var olan derin bir kısım çelişkilerin temelinde bu yatır. Faşist bir anlayış, hakimiyetçi bir anlayışla hareket etti. Ne oldu? Sonuçta bir hayli insan öldü ve en nihayet atom bombası gibi bir felaket Japon insanlarının başında patladı. Dolayısıyla bu acıları yaşayan bir halk böyle bir hadisenin bir daha tekrarlanmaması için yollara, sokaklara dökülüyor. Ve o gösteriyi internette izledim. Bir pankart çok dikkatimi çekti. Faşistler, sesinizi kesin diyor.
Bu çok önemli bir olay. Ve bugünlerde her gün haber bültenlerinde izliyoruz. Suriyeli, Afganistanlı mülteciler, Afrikalı mülteciler denizlerde boğuluyor. Kaçakçıların elinden gitmek için bir yere neler yapıyor. Avrupa'da ve diğer başka yerlerde çeşitli ülkeler sınırlarını kapatıyor. Bu insanlar çoluk çocuk, kadın, erkek acılar içerisinde debeleniyorlar. Yine aynı şekilde Anadolu'da bugün acıları yaşıyoruz. İnsanlar ölüyor. Son bir buçuk ayın içerisinde 117 insan ölmüş. Kimisi asker, kimisi polis, kimisi sivil, kimisi de terörist denen ama o ülkenin insanı Kürt gençleri. Peki bu akan kanlar, bu acılar ne içindir yani? Nedendir? Ve biz Kıbrıs'ta her Allah'ın günü televizyonlarda, Suriye'de, diğer bölgelerde yaşanan acıları izliyoruz. Dolayısıyla barışın önemi hepsimiz için belirleyici olmak zorundadır. Bütün dünya için, bölgemiz için, Kıbrıs için, Türkiye için, Orta Doğu halkları için ama hepsi için belirleyici olmak zorundadır. Ukrayna'da geçenlerde milliyetçiliği kışkırtarak iş başına gelenlerin karşı karşıya kaldığı bir hadiseyi yaşadık. O ittifak yaptıkları aşırı milliyetçiler polisin üstüne el bombası attı. Ve onlara dayanarak iktidara gelenler bugün kendi zorluklarını yaşıyorlar. Demek ki barış derken yalnız bir çocuğun adını koymak ya da barış için türkü söylemek ya da barış için iyi dileklerde bulunmak yetmiyor. İnsan yaşamı için, demokrasi için, özgürlük için ve adil bir düzen için da çaba harcamak gerekiyor. Bunun için öncelikle çatışma ortamlarının bir anlamda çatışmasızlığa girmesi gerekiyor. Biz 1974'ten beri Kıbrıs'ta çatışmasızlık yaşıyoruz. Bir anlaşma dahi yok. Ama çatışmasızlığın bile önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bundan ötürü bu çatışmasızlığın kalıcı bir hale dönmesi için karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayı bu memlekette gerçekleştirmemiz gerekiyor. Gerçekleştirebilmek için emek vermek gerekir. Ne olacak? Yani işte dünyadan örnekler verdiniz. Aslında sadece adamız için değil, bütün dünya için, insanlık için barışın önemine vurgu yaptınız Sayın Soyer. Ama bazı güç odaklarının, çıkarlarının bu kadar çok çatışma yarattığı bir dünyada nasıl barışı sağlam temellere oturtacaksınız? Örneğin bizim adamızla devam edelim bıraktığınız noktada. Bir geçmişi var bu adanın ve bu geçmişle de çok fazla yüzleşebilmiş, birbirimizi anlayabilmiş, birbirimizle barışabilmiş değiliz henüz. Ama devam eden bir müzakere süreci de var. Ne olacak da aslında tırnak içerisinde söyleyelim, bu büyük güçlerin çıkarlarına rağmen sağlam temellere barışı oturtabilirim? Şimdi öncelikle Meyil Hanım, bir kısım olumsuz gelişmelere karşın geri dönülmez başka olumlu gelişmeler de vardır. Bütün dünyada, bizde ve Türkiye'de. Gerçekten geri dönülmesi zor noktalarda oluşan halkların biriktirdiği küçük büyük bir hayli yeni gelişme var. Mesela Türkiye'de artık herhangi bir şekilde herhangi bir iktidar askeri vesayet dönemlerinde olan bir pozisyonla ülkeyi yönetemez duruma gelmiştir. Demokratik kültür, demokratik talep ve buna bağlı arayış ve düşünce dünyasında oluşan bir kısım döngülerin kırılması farklı bir kısım noktaya taşımıştır Türkiye'yi. Ben 1971'de Türkiye'ye gittim tahsile. Sıkı yönetim vardı. Okula başladım. Bir hafta sonra oradaki arkadaşlarla tanışmaya başladım. Bir arkadaş var, yanıma geldi, konuştuk, ettik, arkadaş olmaya çalışıyoruz. Ansızdan bana kısık sesle dedi ki ben Kürdüm. Ben de ona ne Kürdü be, Kürt nedir be dedim. Kürt nedir? Ben bilmiyordum. Lefkoşa'dan çıkmış, oraya gitmiş bir insan olarak nedir bilmiyordum. Bana dedi sesini yükseltme, alçak sesinden konuş lütfen dedi.
Neden ya dedim, nedir bu durum? Ve o kadar bir saf giriktim ben ki merak ettim ve Beyazıt'taki kütüphaneye gittim ve kitapçıya, oradaki kütüphane memuru bayana dedim ben Kürt nedir ve Kürtlerle ilgili kitap isterim dedim. Bana dedi deli mi oldum sen dedi, yoksa biri mi yolladı seni dedi. Ve sıkı yönetim var. Yani böyle bir aşamadan yaşayan Türkiye artık bütün kavramları ve farklılıkları tartışan bir aşamaya geçti. Evet. Bu aşamadan sonra eskiye dönüş mümkün değildir. Bu olumlu bir gelişmedir. Bundan sonra artık bütün zorluklara ve bugün yaşanan sıkışıklıklara ve çeşitli problemlere rağmen bunu demokratik tarzda yeni bir biçimde çözüme kavuşturacak potansiyelleri kendi içinde taşımaktadır Türkiye. Bizde de. Bugünkü duruma rağmen mi bunu söylüyorsunuz? Bugünkü duruma rağmen bunu söylüyorum. Türkiye'de. Bugünkü duruma rağmen bunu söylüyorum. Çünkü insanların ve halkların biriktirdiği demokratik potansiyel bu noktada bu potansiyeli çözmeye doğru gidiyor. Yani kolay değildir Türkiye'de şehit olan insanların yakınlarının neden bu savaş diye sorduğu hadiselerin kamuoyuna yansıması. Hiç kolay değildir. Hı hı. Ve bununla ilgili bunların konuşulur olması bu birikimin göstergesidir. Bizde de aynı durum vardır. Geçmiş dönemde yani 2004 referandumuna doğru giderken büyük ölçüde barış sürecinin önünü kesmeye çalışan, egemen olan güçler, çözümsüzlüğü savunan güçler neyin üstünden giderdi? Vatan, millet, bayrak ve tarihi geçmişin acılarının üstünden giderdi. Ve bütün bunlarla siyaset yaparlar ve farklı düşünen, çözüm isteyen insanları bayrak düşmanı, devlet düşmanı, millet düşmanı, hain diye suçlarlardı. Bugün bu jargon kullanılamıyor. Dikkat edin. Çözümsüzlüğü isteyenler dahi, bunu arzulayanlar dahi hiçbir şekilde eski jargonu, eski mentaliteyi kullanamıyor. Çünkü Kıbrıs Türk halkının bütün bu süreç içerisinde oluşturduğu sağcısının, solcusunun, liberalinin, demokratikliğinin kültürel birikimi ve değişimi bu eski jargonun kullanılmasına fırsat vermiyor. Bu önemli bir avantajdır. Ama başka şeyler var. Nedir bu olanlar? Barışa giderken bunları değerlendirmesi lazımdır herkesin. 2004 sonrası bu büyük birikimin sonucunda başka gelişmeler yaşandı. Kıbrıs Türk halkı ekonomide, demokratik yaşamda bir gelişme içerisine girdi. Çözüm dinamiğinin getirdiği unsurla. Yeni bir yaygın orta sınıf oluştu. Hı hı. Daha farklı iş kesimleri oluştu. Ve insanların hukuk düzenine, diğer başka noktalara bakışı farklılaştı, arayışı değişti, daha iyi, daha demokratik bir nokta geldi. Bu bireyciliği de getirdi ama negatif olarak. Bencilliği de getirdi. Evet. Toplumsal bazda düşünme noktasını da sakatladı. Ve özellikle 2009 sonrası eski modelde yaşama arzusu hakim oldu. Bu da neydi? Yeniden Türkiye'den kaynak alarak mevcutu geliştirerek gitme kültürü. Bu Sayıneroğlu'yla sembolize olmuş bir hadiseydi. Bu tekrar canlandı. Ama gözüktü ki bununla da memleket yönetilemez. Evet. Yönetilemez. Dolayısıyla bu hadiseden dolayı çözüm güçleri, barış güçleri, demokrasi güçleri, sol güçler, liberal güçler bu yeni durumu iyi tanımlayarak bu görüşme ve müzakere sürecindeki değerlendirmelerini yapmak zorundadır. Nasıl ki çözüm istemeyen aşırı fanatik milliyetçi güçler eski jargonlarıyla bu sürece karşı çıkamıyor, yeni gelişen ortamın yarattığı ilişkiler içerisinde çözümü tıkamak için başka argümanlara sarılıyor. Nere? Mülkiyet meselesine sarılıyor. Hı hı, evet. Çünkü yaygın bir orta sınıf oluştu. Ve dünden farklı artık zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri daha olan yaygın insanlar da oluştu. Hı hı. Bunun üzerinden kaşıyorlar mülkiyet meselesini şimdi. Ve bu yüzden çözümün önünü tıkamak için bu yeni durumun değişim koşullarını yakalayarak
buradan nasıl ben tereddüde düşürebilirim noktasıyla hareket ediyor. Evet. Demek ki çözümü isteyen demokratik güçler, barışçı güçler, sol güçler de 2004 öncesi argümanlarla yeterli düzeyde bu yeni sürece cevap veremez. Yani ben çözüm istiyorum, barış istiyorum, dünyayla buluşmak istiyorum, efendim demokrasi istiyorum gibi o dönemde hakim olan jargonlarla tek başına bugüne cevap veremez. Çünkü çözüm istemeyen taraf kendi söylemini değiştirdi artık ve bunun üzerine bir karşı duruş sergilemek lazım diyorsunuz ama zihniyet değişmedi o halde. Yani vatan hainliğiyle suçlanıyordu daha önceki çözüm isteyenler diyelim. Şimdi yine çözüm istenmiyor ama farklı bir jargon, farklı bir söylem. Neden? Çünkü istatikodan memnundur bu dar kesimler. Evet. Ve bu istatikonun değişmesiyle birlikte yeni konjüktürde bir kısım konumlara ulaşmış olan insanlara acaba bunları kaybedecek miyim endişesini taşıttırarak bir sonuca gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu noktada barış isteyen güçler ekonomiyle ilgili, çözümün getireceği demokratik yanlarla ilgili, bugün karşı karşıya olduğumuz mülkiyet sorununun çözümle nasıl bir noktada kalıcı bir çözüme kavuşturulacağıyla ilgili insanlara tatmin edici, insanlara ufuk açıcı ve buna bağlı pozisyonları geliştirici yaklaşımlar içerisinde olması gerekiyor. Bu alanlarda üretken olmamız gerekiyor. Ve kararlı olmamız, her türlü insan kesiminin endişelerine cevaplar bulacak ve ufkumuzu çözüm ve barışa ulaşmakla bugünden nasıl daha iyiye gideceğimizi anlatma konusundaki argümanlarla yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bu deneyimi yok mu barış güçlerinin? Yani şimdi, geçmişte farklı söylemler üzerinden belki kendi söylemini geliştirdi veya mücadelesini geliştirdi barış güçleri. Ama netice itibariyle mevcut gelişmelere bağlı olarak mücadele etme yeteneğini elde etmedi mi barış güçleri? Şimdi bence bu konuda barış güçlerinde de bir gerileme vardır. Ciddi bir gerileme vardır. Çünkü 2004 sonrası meydana gelen gelişmelerde bu kez barış güçleri de zümresel çıkarların içerisinde boğulan bir hale döndüler. Hı hı. Şimdi bir bakın bakalım hangi akla hizmet eder bu Meyil Hanım? Bugünlerde müzakere süreci var ve çözüm süreci var. Ve bununla ilgili toplumsal bir konsensus, toplumsal bir dayanışma ve toplumsal bir ortak akla ihtiyaç var. Evet. Ama tam bugünlerin içerisinde eskiden çözüm sürecine aktif katılımı olan ticaret odası, sanayi odası, hayvancılar birliği, efendim çiftçiler birliği, müteahhitler birliği gibi kuruluşlar bir anda bir el bombası çekip atıyor toplumun içerisine. Ve diyor ki elektrik kurumu kıptek özelleşmelidir. Bu bu gerekçeyle. Ve bu bir anda toplumda ortak aklı, emek ve iş dünyasının müşterek olarak ben çözüme nasıl gideceğim? Ve çözümü yaparken hem toplumsal varlığımı, hem ekonomik pozisyonumu, hem siyasi eşitliğimi, hem de kendi içimdeki demokratik birliğimi nasıl sağlayacağım diye en fazla kafa yorması gereken bir noktada darma duman ediyor ortalığı. Bu nereden kaynaklanıyor? Zümresel çıkarların ve günlük ihtiyaçların çözümün makro genel çıkarlarının, barışın genel çıkarlarının önüne geçme bencilliğinden kaynaklanıyor. Evet. Dün stüdyomuzda sendika ve odaların temsilcileri vardı ve 2004 yılındaki süreci, aslında referanduma giderkenki süreci anlatıyorlardı. Tam da sizin söylediğiniz gibi sınıfsal kavgayı bir kenara bırakıp pastayı büyütmek gerektiği üzerinde hem aslında emekçiler hem de işverenler bir araya gelmişlerdi ve birlikte hareket ettiklerinden bahsettiler. Ortak kavga için ve toplumun çıkarı için sizin bahsettiğiniz zümresel çıkarları bir kenara bırakarak. Şimdi bunda gerileme var diyorsunuz. Var. Bakın Meyil Hanım, 2002-2003 sürecini yaşatan hadiselerde detaylar üstünde durmayacağım. Evet. Çünkü Kıbrıs Türk halkının büyük bir onurlu tarihe kaydettiği hadisedir bu. Tabii hadise. Ki.
Ve o kadar bir onurlu harekettir bu ki bütün tahriklere rağmen, bütün kışkırtmalara rağmen tek bir cam kırılmadı. Bir kişinin burnu kanamadı. On binlerce insan mücadele meydanlarında çıkarken, hele referandum için miting gününü hiç unutmam, biz Girne kapısındayık, hayır diyenler de kaymaklı çemberinde, on binlerce insan karşılıklı birbiriyle tezat bir konuda miting yapıyor. Bir Allah'ın burnu kanamadı, bir Allah'ın kulunun bir cam kırılmadı. Bu ama bazı güçler devrede değil miydi? Hepsi onlara rağmen diyorum. Evet. Bu büyük bir bilinç, büyük bir sağduyuydu. Özellikle barış güçleri için. Hı. Ve önemli bir disiplindi. Ve bu disiplin öyle öğretilmiş bir disiplin değil. İçselleştirilmiş, kabullenilmiş ve herkesin titizlikle uyguladığı bir disiplindi. Bu sürecin içerisinde bu hareketi yaratan faktör neydi? Ticaret odasıyla sendikaların arasında var olan çelişkiyi ortak paydada çözüm konusunda buluşturabildik. Düşünebilir misiniz bunu? Ticaret odasıyla emek kesiminin. Bir örnek vermek isterim. O dönemin içerisinde, bunlar hep örnekler, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıtams'ın toplu sözleşme pazarlıklarında bir çelişkisi vardı. Ve bu çelişki sert bir çelişkiydi kendi alanlarında. Ama bu çelişkiye rağmen Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıdams hiçbir zaman bu çelişkiden ötürü birbirleriyle işbirliği yapmak ve ortak bir potansiyel üretme konusundan geri kalmadılar. Toplumcu Kurtuluş Partisi'ne karşı tüm sendikaların müthiş bir tepkisi vardı. Bu memleket bizim platformuna katılmasını istemezlerdi. Sayın Akıncı'nın yüzünü görmek istemezlerdi. Ve bütün bunlara rağmen iğneyle kuyu kazarak bu çerçevede ortaklığı getirdik ve 27 Aralık büyük mitinginden önce TKP katıldı bu memleket bizim platformunun toplantısına ve 27 Aralık'ta Sayın Akıncı'nın da ve diğer yetkililerin de konuştuğu mitingi düzenleyebildik. Yani söylemek istediğim şu, öyle bir toplumsal ortak payda yaratılmıştı ki barış ve çözüm için egemen güçlerin insanları bölüp parçalayarak, birbirleriyle çatıştırarak ve dar küçük zümresel çıkarları öne koyup toplumsal büyük bir potansiyel oluşmasını engelleme zemini kalmadı. Ve bu büyük potansiyeller geldi. Şimdi biz görüşme masasındayız. Çok ciddi bir görüşme süreci var. Ve bu çok ciddi görüşme sürecinin içerisinde şu anda barışı arzulayan, barışa karşı ortak aklı, ortak enerjiyi, ortak dayanışmayı geliştirecek olan kesimler, zümreler, örgütler arasında küçük, güncel ihtiyaçlar için çelişkiler derinleştiriliyor. Evet. Böyle bir hadise yaşanamaz. Zemin var mı hala? Yani şu zemin var mı? Yani Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak ve dünyaya açılmayla ilgili olarak anlam planı süreci referanduma giderken çok önemliydi ve dün de bu konuşuldu. Örneğin orada bir ışık görülüyordu. Dolayısıyla bu ışığı görünce farklı kesimlerin bir araya gelmesi ortak mücadele açısından daha kolay. Şimdi aynı ışık var mı? Yani müzakereler için bu zemin hazır diyebilir miyiz? O zaman ışık son derece kapalı bir mağaranın içindeydi. Yani anlam planı geldiği zaman ya da o süreç başladığı zaman bu ışığı bir ihtimaldi ışık. Işık olacağı bir ihtimaldi. Ve buna rağmen bu potansiyeller oluştu. Öyle görünür bir şey değildi. Neden değildi? Düşünün siz, en son referanduma sunulan anlam planı 4. versiyon. Ama 3 versiyon hiç toplumlar arası liderliklerce görüşülmeyen bir versiyon oldu. Yani öyle bir zemin yoktu orta yerde. Neydi zemin? Biz derdik ki ve Birleşmiş Milletler'de Annan planı görüşme zemini kabul edecek. İki taraf eş zamanlı referandum yapmayı kabul edecek. Ve iki taraf da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin hakemliğini kabul edecek. Bizim taraf bunların hepsini külliyen reddediyordu.
Ve barış güçlerinin en önemli özelliği bu Annan planının içeriğinin ne olduğunu öğrenip bunu insanlara anlatmak ve bunun bir görüşme zemini olabileceğini insanlara iletmekti ve insanlar da bunu algıladı. Ama şimdi değil ışık, projektör yanıyor. Şimdi projektör yanar cayır cayır. Bırakın ışığı. Görüşme sürecinde son derece olumlu bir atmosfer vardır. Ve yapılan açıklamalar çok önemlidir. Yönetim güç paylaşımı, ekonomi ve AB konularında ilerleme sağlanmıştır. Mülkiyette ki en önemli geçmişte tıkanıklık noktalarından birini oluşturuyordu. Komisyonca ele alınması kabul edildi. Bu büyük bir barikatın açılmasıdır. Şimdi kriterler görüşülecek. Dolayısıyla şimdi bırakın ışığı, projektör yanıyor. Bu projektörün yanmasına rağmen biz tavuk körlüğüne uğradık. Toplumda tavuk körlüğüne uğradık. Projektör yanar orada. Biz dar ve küçük menfaatların peşinde birbirimizle didişir bir hale dönüşüyoruz. Böyle bir olgu olamaz. Üstelik söylüyorum, artık konjüktür farklılaştı. Bu farklılaşan konjüktürde Kıbrıs Türk halkında meydana gelen değişimin, demokratik birikimin, ekonomik farklılaşmanın getirdiği yeni şartlar, yeni konumlanışları kullanmaya çalışıyor. İstatikonun en önemli esaslı unsurları devamını sağlayan. Dünkü jargonu kullanmıyorlar. Ne vatan, ne millet, ne bayrak, ne devlet, ne siyasi eşitlik, ne egemenlik. Bakın, hayretler içerisinde kaldım. Bir televizyon programında tartışıyorum. En önemli mesele mülkiyettir diyorlar. Peki, önemli bir meseledir mülkiyet. Peki ama siyasi eşitlik, egemenlik, devlet dediğinizde ağzınız dolardı. Devletimiz ne olacak? Kıbrıs Türk Devleti var derdik. Devlet çıktı, o derlerdi. Bütün bunların hepsi kalktı orta yerde. Bunlar önemsiz. Ve bir soru sordu. Yani sen demek istiyorsun ki mülkiyette Kıbrıs Rum tarafı senin hoşuna gidecek açılımları bize verirse azınlık olmayı kabul eder mi insan? Siyasal eşitliği reddediyorsun. Nasıl önemsizdir bunlar? Toplumsal konum nasıl önemsizdir? Bakın, bu egemen güçler ve çözümsüzlüğü savunanlar açısından bu bir utançtır. Çünkü argümanlarının nasıl tutarsız olduğunu gösterir. Evet. Dün egemenlik, bayrak, devlet, siyasal eşitlik, varlık üstünden tantana koparanlar bugün bütün bunlar önemsizmiş, esas önemli olan malmış yaklaşımıyla süreci tıkamaya çalışıyorlar. Peki ben başka bir soru daha sorarım buna bağlı olarak. 58'de, 63 ve 64'te toplumsal varoluş için evini, yurdunu, köyünü terk edip gettolara sığınıp çadırda ya da küçücük bir yerde ve en nihayet yapılan iki odalı göçmen evlerinde 1974'e kadar mal mülk meselesi de hiçbir şekilde öne çıkartmayan toplumsal varoluş meselesiyle ben direniyorum ve direnen kahraman halkım diye nutuklar atılan bu halkın yaptığı çullisinemizdi yani. İnsanlar Baf'ın, Lefkoşa'nın, Ayvasıl'ın, Akaça'nın, Küçükkaymaklı'nın, başka yerlerde Larnaka'nın pek çok köyünü, Limasol'un pek çok köyünü terk ederek gelip ya kasabada Mutallo'da sıkışıp kaldılar ya Lefkoşa'daki Getto'da ya da Mausa'da dar bir alana sığışıp kaldılar insanlar ve seneler boyu bununla ilgili çile çektiler. Ne için? Toplumsal varoluş için. Mal önemli değildi o zaman, değil mi? Evet. Ama evine gitmek isteyen insanlar vardı. Hatta Magaryoz hükümeti o zaman çağrı yapardı. Gel evin ya da tamir edeceğim ben sana evini. Gitme ha, davayı kaybederik derlerdi. Davayı. Ve insanlar buna rağmen direndi. Neden? Toplumsal varoluş. Şimdi bakıyorum, toplumsal varlık yok. Eşitlik, devlet, bayrak, millet yok. Ne var? Mal. Çünkü buradan değişen toplum koşullarından ötürü bu kez değişik konjüktürde çözümün önünü tıkamak için toplumun içindeki başka noktaları, başka arzuları bu değişime bağlı olarak taşımak, kanatmak ve çözüme karşı bir hassasiyet oluşturmak kampanyası başlatılmıştır. Bütün bunların hepsi birer unsur. Peki ben bir soru daha sorarım. Bütün bunlar unsursa
Ve bu çerçevedeki pozisyon buysa, size azınlık hakları teklif ederlerse, ta Dip Karpaz'dan Yeşilırmak'a kadar aynı malların devam etmesinden razı mısınız siz? Yanıt ne oldu Sayın Soyer? Cevap yok. Evet. Cevap yok. Dolayısıyla bu bir bütündür. Şimdi bunu tabii örgütlerin algılaması gerekiyor dediniz ve aslında ortak kavgayla ilgili olarak, ortak mücadeleyle ilgili olarak yeni söylemler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini söylediniz. Günlük bazı unsurları da çok fazla ön plana çıkarmayıp büyük resme bakmak gerektiğini ifade ediyorsunuz. Ama resmin bir diğer tarafı daha var. Yani Güney Kıbrıs tarafı. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Örneğin hep Kıbrıslı Rumların evet diyeceği bekleniyordu 2004'te ama öyle olmadı. Buradaki örgütler şunu söylüyorlar. Biz bu konuda aslında Kıbrıs Rumların evet diyeceğini bekliyorduk ama umduğumuz gibi çıkmadı deneyimini de yaşadılar. Peki burada biz Kıbrıs Rumların hassasiyetlerini algılayabiliyor muyuz? Ne düşündükleriyle ilgili olarak bir çalışma örgütler yapıyor mu? İki gündür Cumhuriyetçi Türk Partisi bu konuda belli ki bir atak başlattı. İşte hem Gençler Edon'la görüşüyor hem işte Merkez Akel'le görüşmeler yapıyor. Tamam ama diğer örgütler ne kadar iletişim kuruyoruz biz Kıbrıs Rumlarla? Şimdi bakın bu konu oldukça önemlidir ve bizim önce kendi ödevimizi iyi çalışmamız lazım. Hı hı. Ve aynı zamanda Kıbrıs Rum tarafıyla da bu çalıştığımız ödeve bağlı ilişkileri çok iyi ayarlamamız lazım. Şimdi söylenen bir söz var toplumun içerisinde. Yaygındır bu sokakta. Bu defa Rumlar evet diyecek, biz hayır diyecek. Bunu çözümü savunanlar da böyle bir şekilde dile getiriyor. Çünkü bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu değişen şartlar nedeniyle doğan hadisenin kaşınması çerçevesinde. Bu bakımdan son derece önemlidir. Kıbrıs Türk halkı içerisinde evetin çoğunluğuna ulaşmak ve Kıbrıs Rum halkının içinde evetin çoğunluğuna ulaşmak. Biz öncelikle iki toplumun arasındaki ilişkilerin bu temelde ve bu mantıkla şekillenmesine katkı sağlamamız lazımdır. Hı hı. Yani hem Kıbrıs Türk halkının içerisinde çoğunluğun evete ulaşacağı noktayı önemli ölçüde sağlayacak unsurlara bizim, Kıbrıs Rum tarafının içerisinde de çoğunluğun evete doğru evrimleşeceği noktalara gitmemiz gerekiyor. Şimdi burada Rum toplumunda da ciddi değişim var. Örneğin zamanında Mütevevva Tasos Papadopoulos Kıbrıs Rum toplumunu televizyonda çıkıp hayra çağırırken kullandığı argüman şuydu: devlet aldım, toplum teslim etmem. Yani nasıl bizim tarafta çözüm için önemli ölçüde bayrak, vatan, devlet, millet, eşitlik gibi kavramlar, egemenlik gibi kavramlar dominant bir demagojiyle insanlara verilirken Kıbrıs Rum tarafında da aynı mantık vardı. Tasos Papadopoulos'un ihtiva ettiği devlet aldım, toplum teslim etmem 64'ten sonra oluşan fonksiyonel federatif özellikleri törpülenmiş Kıbrıs Cumhuriyeti'nin elen karakterli üniter devlete dönüşmüş şeklini toplum haline gelmem deyip federal bir çözüme karşıtlık üstünden güçlendirmeye çalışıyordu. Ama bugün Rum tarafında bu yok. Ben geçen gün Sayın Anastasiadis'in dış Rumlara yaptığı konuşmadaki argümanlarını çok takdir ettim. Sağcı bir lider olarak bunları söylemesi takdir edilecek bir unsurdur. Ne dedi Sayın Anastasiadis? Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Rumların Cumhuriyeti değildir dedi. Tasos Papadopoulos'un devlet aldım, toplum teslim etmem teziyle tamamen farklı bir tezdir bu. İki toplumlu karaktere vurgu yapan önemli bir yeniliktir bu. Bu Kıbrıs Rum toplumunda yeni bir düzenlenişin, yeni bir mantığın şekillenişidir. İkincisi, Kıbrıs Rum tarafında eskiden asla mülkiyet meselesinde komisyon kabul görmezdi. Ama Demopoulos kararıyla beraber 2010'da, ki bu taşınmaz mal komisyonu üstünden şekillenmiştir, Kıbrıs sorununun çözümünde mülkiyet meselesinde komisyon olgusunun öne çıkması öne çıktı. Ve o konuşmada Sayın Anastasiadis şunu vurguladı yaptığı konuşmada. Dedi ki
Bugün yüzlerce ve binlerce Kıbrıslı Rum kuzeydeki taşınmaz mal komisyonuna müracaat etmektedir dedik. Biz nasıl olur da vatandaşlarımızı kendi elimizle, onun ifadesiyle söylemek isterim, İşgal rejiminin kurduğu bu olguya yönlendirirken ve oraya doğru vatandaşlarımız giderken, çünkü AB üyesidir, yasak da koyamaz kendi vatandaşlarına. Tabii. Bununla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da var ve siz komisyon kurulmasına karşı çıkıyorsunuz. Bu dünden farklı bir durumun olduğunu göstermektedir Kıbrıs Rum toplumu içerisinde. Ve Anastasiadis gibi, Disi gibi bir partinin liderliği bunu söylemektedir. Bu bakımdan bu yeni konjüktürü de bizim değerlendirmemiz gerekiyor ve yardımcı olmamız gerekiyor. Onun için ben bu konularda iki lidere büyük görev düştüğüne inanıyorum. İki lider artık yeni bir anlayışı da görüşme sürecine getirmelidir. Üzerinde yakınlaştıkları konuları ortaklaşa açıklama ve ortaklaşa açıkladıkları konuları iki toplum içerisinde birlikte herkes kendi argümanıyla, kendi diliyle, kendi metoduyla, kendi ihtiyacıyla toplumlarına benimsetme ve savunma durumuna gelmek durumundadır. Evet. Her iki tarafın barış güçleri. Ve bu kez öyle bir süreç geldiği zaman bunları yapmamız lazım. Ama aynı zamanda bizim ve Kıbrıs Rum tarafının bir kısım konuları anlayışla karşılaması lazım. Mesela Kıbrıs Rum toplumu şunu anlayışla karşılamalıdır. Bizde bir vatandaşlık sorunu var. Yıllardır bu memlekette yaşayan insanların vatandaşlık olgusuna gözlerini kapatamazlar. Bu önemli bir noktadır. Bizim yaygın bir şekilde evete doğru gidebilmemiz için senelerdir bu toprakları vatan bilen insanların da bunu kendi bunun içinde, çözümün içinde bulacağı bir noktayı yaratmamız gerekiyor. Anlam planı döneminde bu yaratıldıydı. Türkiye'den gelen insanlara ve bu memlekette yaşayan insanlara yapılan bütün propagandalara rağmen meydanlarda Kıbrıslı, Türkiye'li, kökenli demeden barış isteyen bütün insanlar kendini bulduğu için ortaklaşa büyük bir barış talebinde bulundulardı. Bu tür olguları bunu yapmamız lazım. Biz Kıbrıs Rum toplumunun ihtiyaçlarını düşünerek en minimum ve en maksimumunu cevap verecek mülkiyet meselesindeki bazı düzenlemeleri düşünmemiz gerekecek. Evet. Ve aynı zamanda Rum toplumu da mülkiyet meselesinde Kıbrıs Türklerini mülksüzleştirecek bir yaklaşım üstünde durmanın faydalı bir sonuç olmayacağını da idrak etmeleri gerekiyor. Evet. Bunların sentezini bulmamız lazım. Peki. Bunun için İki tarafın da barış güçlerine, kendi toplumlarına bunu anlatmaları için büyük görevler var. Sonuç şudur, biz kuzeyde evet için çoğunluğa, Kıbrıs Rumlar güneyde evet için çoğunluğa ulaşacakları bir ortamı birlikte yaratmak mecburiyetindedir. Ben çok teşekkür ederim. Sizin ayrılmanız gerekiyor Sayın Soyer. Belki bunu önümüzdeki günlerde daha derinlemesine konuşuruz. Barış Ateşi özel yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz bir kez daha. Kolay gelsin diyoruz bütün çalışmalarınızda. Ve değerli izleyenlerimiz, Barış Ateşi özel yayınımız devam edecek. Birazdan yine stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kıbrıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dekanı Profesör Doktor Sayın Niyazi Kızılyüre'yi ağırlayacağız. Birazdan yeniden karşınızda olacağız. Bu ateş hiç sönmeyecek. Evet, Barış Ateşi özel yayınımız devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Az önce de söylediğimiz gibi bir kez daha hatırlatalım. Kıbrıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dekanı Profesör Doktor Sayın Niyazi Kızılyürek bizlerle. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Barış özel yayını yapıp da sizi konuk etmesek olmazdı herhalde. Sağ olun, çünkü teşekkür ediyorum. Siz de aslında hayatınız boyunca bir aydın olarak da barışı iki topluma da anlatabilmek için çok emek sarf ettiniz. Çok yazdınız, çok söylediniz. Bugün süremiz el verdiğince barışı sizinle konuşmak isteriz. İlk herkese soruyoruz, barış ne anlama geliyor? Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bununla ilgili sizden de bir görüş alalım. Sonrasında biz aslında iki toplum birbirimizle
barıştık mı, barışıyor muyuz, anlıyor muyuz, algılıyor muyuz? Bunları konuşmak isteriz sizinle ama barış deyince sizde neler uyanıyor? Belki de en kestirmeden söyleyeceğim şey, doğada insan türünün yaşaması için gerekli temel besin. Yani şöyle de söyleyebiliriz, eğer balıklar suda yaşıyorsa insan olarak da insanlar barışta yaşayabilirler. Evet. Barışsız bir hayatın içinde insan olmak çok mümkün olmuyor. Çünkü şiddetdir onun karşıtı. Evet. Barışın olmadığı yerde şiddet vardır ve şiddetin olduğu yerde de insan insanlığından çıkar. O bakımdan barış her şeyden önce insanın kendisi olması demektir. Evet. Peki biz aslında biraz daha böyle Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Adası'ndaki durum üzerinden sizinle konuşacağız. Barış iki toplumun birbiriyle devam eden bir müzakere süreci var. Liderler Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak bir araya geliyorlar. Müzakere heyetleri görüşüyorlar. Ve geçmiş dönemlere nazaran daha olumlu bir havada seyrettiği ifade ediliyor son dönemin ama. Şimdi bir anlaşma için liderler tamam görüşüyorlar, konuşuyorlar da toplumlar birbiriyle barışıyorlar mı? Siz bu konuda çok önemli mesajlar veriyorsunuz topluma. Özellikle yüzleşme sanırım barışmak için en önemli temalardan biri olacak. Ne kadar yüzleşebiliyoruz geçmişle, hatalarımızla, yaptıklarımızla ve diğer toplumu her iki toplumda ne kadar algılayabiliyor? Evet, bu fevkalade önemli bir konu. İstersen önce sevgili Meyir şöyle bir tespitte bulunalım. Kıbrıs bir savaş adasıdır. Evet. Yani yarım yüzyıldan fazla bir dönemi çatışma, etnik çatışma, göç, savaş, dış müdahale hepsini yaşayan bir ülke. Bunların büyükçe bir kısmının geride kaldığını söyleyebiliriz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bu yaşadığımız 60 yıllık çatışmalı dönem durup dururken ortaya çıkmamıştır. Tarihsel nedenleri vardır. En önemlisi toplumların adanın geleceğini çok farklı tahayyül etmeleri, farklı amaçlara yönelmeleri, aynı bir amaç etrafında toplanmamaları olmuştur ve bu farklı amaçlar çatışmalara yol açmıştır. Yani Rum toplumunun en usise yönelmesi, onun karşısında Kıbrıs Türk toplumunun Taksim'e yönelmesi, sonra işte çifte en usis gibi modellerin konuşulması. Bunlara baktığımız zaman hele şükür diyebiliriz ki bunlar, bu tür amaçların hepsi geride kaldı. Hatta, İzleri devam etmiyor mu hala? Yani devam edeyim işte ona geleceğim. Yani hatta belki son 30-40 yılda iyi fena bir amaç birliği bile oluştu diyebiliriz. Şuradan söylüyorum bunu. Taraflar arasında bir mutabakatlar oluşmuşsa bu mutabakatların hepsi federal bir devletin kurulması çerçevesinde olmuştur. Öyle baktığınız zaman yani biraz bardağın dolu taraflarını aslında görmek ve göstermek istiyorum. Bir tür amaç birliğine gelmiş durumdayız. Bu fevkalade önemli. Eğer çatışmaların kaynağında amaç farklılığı ve çatışması var idiyse yakın tarihimizde artık bunların geride kaldığını, yani örneğin işte kimse enosis demiyor. Evet. Kıbrıs'ın toplumunda bugün enosis diyen insana rastlamak çok zor. Evet. Ama daha 30-40 Taksim sene, demiyor kimse. Evet, yani. Aynı şekilde Taksim fikrini çok dar gruplar dile getirebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla bunlar bardağın dolu tarafları. Amaç birliği de işte çeşitli mutabakatlarla ortaya çıkmıştır. Liderlerin, bütün liderlerin, rahmetli Denktaş'tan Makarios'a veya günümüzün liderleri Anastasiyalis ve Akıncı'ya baktığınız zaman hepsi aşağı yukarı benzer bir mutabakat etrafında hemfikir olmuşlardır ve ortak bir amaca yöneliyorlar. Deniyor ki federal bir devlet kurulması gerekiyor. Şimdi bu Kıbrıs'ın çatışmalı tarihinde yol aldığı, kat ettiği mesafe. Olumlu anlamda. Ancak demin senin de söylediğin gibi çatışmalı tarihimiz geriye son derece olumsuz bir kültür, yara, travma filan bırakmıştır. Evet. Ve yüzleşmeyle beslenmezse içine girdiğimiz çözüm arayışları, barış arayışları kolay kolay mesafe kat etmeyeceğiz. O bakımdan çatışmalı dönemin bıraktığı yaralar, travmalar, acılar, korkular, bunları iyileştirmekle barış mümkündür. Dolayısıyla
Bu noktada bize çok daha iş düşüyor. Evet. Çünkü Kıbrıs'ta barış falan yok. Kimse kimseyi aldatmasın. Kıbrıs'ta çatışma falan şu anda yok. Ama yarın olmayacak anlamına gelmiyor. Kıbrıs savaşla barış arasında salınan bir yerdir. Evet. Gidip gelen bir yerdir. Barışa ermediği sürece de bir taraftan çok olumlu şeyler olmuşsa da, yani Enosis, Taksim gibi fikirler artık tarihe karışmışsa da, diğer bir yandan yeni olan henüz kabul görüp benimsenmemiştir, hayata geçmemiştir ve bu mevcut statü hem çatışmayı tetikleyebilir, hem de barışa sıçramaya yol açabilir. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz tarihsel süreç son derece önemlidir ve hangi yönde karar alıp siyasi enerjimizi nereye aktaracağımız fevkalade önemlidir. Kuşkusuz bu barıştan yana olmalı. Ama barış için sadece liderlerin müzakere etmesi, küçük elit grupların barışa dönük irade sergilemeleri, hatta bir anlaşma imzalamaları bile yeterli değildir. 20. yüzyılın, ki o bir aynı zamanda savaş yüzyılıdır, bize öğrettiği bir şey varsa, küçük elit gruplarının yapacağı sağduyulu adımlar, yapacakları anlaşmalar geniş kitleler tarafından kucaklanmazsa ve kabul görmezse ve benimsenmezse mesafe kat etmek mümkün değildir. Kalıcı barış kitlelerin barıştığı yerde olur. Bu noktada bizim ülkemizde yapılacak çok işimiz vardır. Bunların başında da yüzleşme gelir. Evet. Peki nasıl olacak bu? Yani örneğin işte siz son yazınızda da dile getirdiğiniz bir unsur var. Genellikle takip etmeye çalışıyorum yazılarınızı ama örneğin anlattığınız çok aslında arkadaşlarınızla yaptığınız sohbette işte Cumhuriyet çocuklarıyız biz dediniz ama bir çatışma üzerine bir geçmişi anlatıyorsunuz. Bunu çeşitli sohbetlerde görüyoruz. Yani o nesil, sizden önceki nesil hala hayatta ve aslında çatışmayı yaşayan nesil hala hayatta. Böyle bir nesli nasıl yüzleşmeye getirebilirsiniz her iki tarafta da ve aslında bugün kitaplarınızda da değiniyorsunuz, söyleşilerinizde de söylüyorsunuz. Savaş suçu işlediğini düşündüğümüz kesimler veya insanlar hayattayken bu yüzleşmeyi nasıl sağlayabilirsiniz? Ya bu nesiller hala iki kişi bir araya geldiğinde, üç kişi bir araya geldiğinde hani sizin son yazınızdaki örnekler gibi sohbetler açılıyor hemen. Evet. Ve o konuşuluyor. Nasıl sağlayacaksınız bunu? Ne hazindir ki benim kuşağım Cumhuriyet çocuğu. Evet. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde doğmuşuz ya da o Cumhuriyet'le beraber doğmuşuz. Ve ne hazindir ki o dönemin o çocukları o kuşak olarak bir araya geldiğimizde birbirimize anlattığımız şeyler, göç, savaş, evet, göçmenlik, sefalet, yine savaş, yine göç filan oluyor. Evet. Bu bir ülke için son derece hazin bir durumdur. Şimdi bu hazin durumun üstüne çıkmak, bunu atlatmak, değiştirmek fevkalade önemlidir. Bakınız, müzakereler devam ediyor. Evet. Ama savaş için söylenmiş bir cümle vardır. Ünlü bir cümledir. Savaş siyasetin başka araçlarla devamıdır denir. Şimdi barış da savaş siyasetin savaştan arındırılmasıdır. Bizim siyasetimiz henüz çatışmadan arındırılmadı. Müzakere yaparken bile bir statü yarışı içindeyiz. Evet. Bir konum yarışı içindeyiz. Toplumlar hangi konuma oturacakları hala bir pazarlık içindeyiz. Silah kullanılmasa bile aslında diplomasinin bir tür şiddet içerdiğini söyleyebiliriz. O zaman yani şunu... müzakere de bir tür şiddet. Evet. Konum peşinde koşuyoruz. Bunun sağlanan kalıcı bir barışa gelebilmesi için bir kere bir takım temel evrensel ilkelere bakmamız gerekiyor. Bir, karşılıklı olarak birbirimizi eşit ve meşru kabul etmeliyiz. Evet. Savaş ötekinin meşru olduğuna inanmadığımız yerde başlar. Hı. Bir, öteki meşru ve bizimle eşit değilse ona şiddet uygulayabiliyoruz. Evet. Öncelik yapmamız gereken şu, evet biz iki toplum olarak birbirimize eşitiz, eşdeğeriz ve eşit ölçüde meşru haklarımız vardır anlayışını geliştirmemiz lazım. Bu birinci ve fevkalade önemli bir mesele. Barışa giden yol bir kere buradan geçer. Evet. Böyle baktığınız zaman siz düşünce yapınızı, siyasi kültürünüzü sadece kendinizin başına gelen kötülüklerle belirleyemezsiniz. Buradaki biz kavramının çapını genişletmeniz lazım. Şöyle biz kavramının içine
yurttaşımız olan diğer insanlar da girmelidir. Evet. Kim insan sayılır diye çok güzel bir makale var. Savaş, milliyetçilik, ön yargılar, biz grubunu, etnik grubunu üstün sayarken ötekini insan olarak görmemizi de engelliyor. Hı. Oysa ötekini insan olarak görmeye başlamamız, eşit değerde bir insan olarak görmeye başlamamız lazım. Onun da öldürüldüğü zaman, yok olduğu zaman bir hayatın yok olduğu, yası tutulması gereken biri olduğu, sadece bir istatistik rakam olmadığını görmemiz lazım. Bunlara baktığınız zaman geldiğim yer şudur. Evet, bu ülkede iki ana toplum yaşıyor, başka azınlıklar da yaşıyor. Tabii. Bu iki ana toplum eşdeğerdir, aynı ülkeyi paylaşıyorlar. Yani tarihin onları aynı coğrafyada buluşturduğu bu iki toplumun şimdi siyasette buluşması gerekiyor. Tarihin bunları tesadüfen bu coğrafyada buluşturduğu. Hı-hı. Yani 1571'de Osmanlı'ya da geliyor, Türk nüfusa da geliyor ve sonuçta dünyanın her yerinde olduğu gibi mozaik bir nüfus yapısı ortaya çıkıyor. Biz bu coğrafyada hasbelkader bulunmuş olduk. Ama biz bu coğrafyadan bir siyasa, hepimize hitap eden bir siyasa ve siyaset üretemedik. Evet. Tam da meydan okuma şimdi bu. Tarihin bizi bir tesadüf bu coğrafyada buluşturmasını nasıl kalıcı barışla taçlandıracağımız meselesidir. Evet. Ve bu noktada da dediğim gibi adımlar atılmamış değil. Bir bakıma bardağın yarısı dolu. Çünkü artık birbirimize kurşun sıktıracak amaç farklılıkları yok. Büyük ülküler yok. Enosis ilküsü, Taksim tutkuları yok. Evet. Bunlar daha 30-40-50 yıl önce insanları kitleler halinde sokağa döken fikirler. Evet. Şimdi orada değiliz. Evet. Bunlar önemli şeyler. Ama federal bir devlet kuracaksak burada hepimizi siyaseti ortak yarar temelinde düşünmemiz lazım. Ortak yarar da hem Kıbrıs durumların hem Kıbrıs Türklerin ortak yararıdır. Yani bir etnik grubun ortak yararı değildir. Etnisite kökenli duyarlılıklar istemiyoruz. Evet. Etnisiteyi aşan duyarlılıklar istiyoruz. Ötekini gören, ona saygı duyan, onun haklarını da meşru sayan ve böyle baktığımız zaman mesafe kat edebiliriz. Evet. Böyle yaparken de demin dediğin şey çok önemli, yüzleşme. Biz geride çok acılar bırakmış bir ülkenin çocuklarıyız. Yani hala bizim naaş takasımız vardır. Her gün kayıplar komitesinden her gün tabii. Yeni haberler geliyor, yeni kazılar geliyor. Biz aynı zamanda böyle bir toprağın üzerinde yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Altından kemiklerin çıktığı bir toprağın üstünde yaşıyoruz. Hı. 2000'e yakın kaybımız var bizim Rum-Türk ortak birlikte. Onların çok azı bulunmuştur. Daha yapılacak çok iş var. Ve her toprağın altından bir ceset çıktığında biz biraz utanmalıyız. Yani Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak biraz utanmalıyız. Yüzleşme konusunun en önemli konulardan bir tanesi onarıcı bir utanç duygusu yaşamaktır. Burada bir eksiklik mi var? Evet, biz onarıcı bir utanç duygusu yaşamıyoruz. Evet, biraz politize edilmemesi için biraz daha sessiz Kayıp Şanslar Komitesi'nin çalışmaları sürüyor. Hassas bir konu olduğu için. Bu bir eksiklik midir sizce? Hayır, bence bu komite gayet iyi çalışıyor ve en iyi çalışan komitelerden biriyle ilgili bir eleştiri yapmak istemiyorum. Söylemeye çalıştığım komite dışında siyasal ve toplumsal güçlerin, lider kadrolarının, ülkemizin geçmiş algısıdır. Oraya nasıl baktıklarıdır. Oraya baktığımız zaman yaptığımız bazı şeylerden utanç duyabiliyor muyuz? Kıbrıs Rumlar ve Türkler olarak. Bu bizi, bu onarıcı utanç dediğim şey, başkasının başına gelen felaketi bilmiş olmak, onunla empati yapmak ve onu insanileştirmekle ilgili bir şeydir. Evet, biraz utanmalıyız bazı haberler karşısında, bazı olaylar karşısında, toplu katliamlar karşısında. Ve onarıcı siyaset, bu utanç duygusuyla ilgili, onarıcı siyaset diyebileceğim şey bir komite işi değildir. Evet. Toplumun geneline yayılmış bir yaralıktır. Toplumsal güçlerin bütününü ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla daha fazla toplumsal katılım, çözüm sürecine toplumların ve bireylerin daha fazla katılımı, sivil toplumun daha fazla katılımı, iletişim, karşılıklı etkileşimin çoğalması. Evet. Bütün bunlar bizim barış sürecini bina etmemiz için çok önemli şeylerdir. Hiç kimse iki liderin müzakere yaparak bir sonuca varmasını beklememeli sadece.
Peki. Az önce şuna vurgu yaptınız. Aslında geçen yıllar içerisinde bazı önemli gelişmeler de var. Örneğin evet. işte taraflar artık kendi pozisyonlarından çok örneğin işte federal bir çözümü konuşuyorlar ve bunun üzerinden hareket ediyorlar. Ama federal çözümden iki taraf ne anlıyor? Yani ortak şeyi mi algılıyorlar? Federalizm nedir? Toplumun tüm bireyleri bunu algılayabildi mi şu anda? Yoksa bir çıkmazın en olumlu artık başka bir yapılma aşaması yok, buna razı olalım gibi mi algılıyorlar? Şimdi toplumların tarihsel serüveniyle ideolojik yapıları paralel gitmiyor. Bunu biraz açmak istiyorum. Yani tarihsel olarak baktığınız zaman toplumlar örneğin Helen Milliyetçiliği adına Enosis için mücadele ettiler. Hı hı. Artık Enosis ama ortada yok. Tarihe karışmış, maziye karışmış bir şeydir. Ancak siyasi kültür olarak Helen Milliyetçiliğin dışına taşarak yeni bir siyasi kültür edinmek noktasında çok büyük noksanlıklarımız vardır. Benzer şey Kıbrıs Türkler için de geçerlidir. Türk milliyetçiliğiyle hareket eden, adanın Taksim'ini savunan, Taksim bir ideoloji, bir fikir olarak belki artık tarihe karışmıştır ama onu besleyen siyasi kültür, ideoloji henüz izlerini silmiş değildir. Evet. Onlar gündelik hayatta düşünce biçimlerimizi, davranışlarımızı etkiliyor. Evet. Dolayısıyla Kıbrıs için söylenecek bir cümle varsa o da tarihsel durumla ideolojik durum arasında bir kopuşun olmuş olmasıdır. Evet. Yani toplumun tarihsel duruşu ve bulunduğu yerle fertlerin ve toplumların ideolojik konumları aynı diye örtüşmüyor. Hı hı. Yani federal devlet bütün bu diğer amaçların tarihe karışmasından sonra ortaya çıkan bir hedef, bir perspektif. Tarihin onu önümüze koyduğunu söyleyebiliriz bir bakıma, öyle bir perspektif. Ama orayı güçlendirecek, onu hayata geçirecek ideolojik duyarlılıklarımız, düşünce biçimleri, kültürel duyarlılıklarımız maalesef at başı gitmiyor. Evet. Dolayısıyla bir mesafe var işte. Bu mesafe kuşkusuz bir takım gerilimleri yol açıyor. Bir de buna mevcut statü içinde çıkar gruplarını eklerseniz, federal devlete karşı çıkan çıkar gruplarını eklerseniz işin ne kadar zor olduğunu görebiliyoruz. Aslında gündelik hayata ne kadar kolay dokunabiliyor bu çıkar grupları. İşte bugünlerde mülkiyetle ilgili olarak taraflar müzakere ediyorlar. Daha yolun çok başında olunduğunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Lider Sayın evet. Akıncı. Ama bazı kesimlerin, az önce Sayın Soyer de buna değindi, örneğin mülkiyetle ilgili olarak bazı noktaları kaşıdığını görebiliyoruz. Toplumun hassasiyetleri üzerinden hareket ettiğini görebiliyoruz. Şimdi bunun önüne geçmek için mutlaka ki barış güçlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Güney Kıbrıs'ta yapılan bazı anketler var ve Kıbrıs sorununun çözümüne daha yakın olduğu söyleniyor. Siz bunu hissediyor musunuz Kıbrıs Rum toplumunda? Kasım'dan beri yaptığımız sohbetlerde evet. burada ben zaman zaman seninle paylaştım sevgili Meyil. Kıbrıs Rum toplumunun çözüm konusunda tutum değiştirdiğinin imareleri çok. Yani 2004'le kıyaslayarak söylüyorum tabii. O zaman işte federal devlet fikrine evet. hayır diyen kesimlerin ile karşılaştığınız zaman Rum toplumunda hakikaten hissedilir çözüme daha fazla eğilimli insan gruplarının sayısı artıyor. Bu bir sürü nedenle ilgili, karmaşık bir süreçtir ama yani ekonomik krizle ilgilidir, siyasi kadrolarla ilgilidir. Yani burada bir yol kat edildiği ortada ve son yapılan kamu yoklamaları da giderek çözüme sıcak bakan insanların sayısının arttığını gösteriyor. Tamam. Ama bu iki toplumu nasıl buluşturacağız? Şimdi bu tabii kendi başına yeterli bir şey değildir. Önemli olan demin söylediğim çerçevede sadece kendi çıkarlarına bakarak çözüm fikrine itiraz eden kesimlerdir. Bu kesimler Amerika'nın da federal devlete dönüşmesine itiraz etmişlerdi. Dünyada çok örnekleri vardır. Sadece bizde değildir. Federal bir devlet kurduğunuz zaman demin söylediğim gibi yarar sözcüğünü yeniden tanımlamak zorundasınız ve artık ortak yarardan söz edersiniz. Yani federal bir devlet cumhuriyetçi bir erdeme ihtiyaç duyar. Ortak yarar üzerinden hareket edersiniz. Evet. Ortak yarar da sizinle diğer toplumun ortak yararıdır. Sizin kendi yararınız değil sadece. Şimdi etnik milliyetçi saplantı içinde olan biri tabii ki ortak yarar fikrine hizmet edemez. Evet. Ya da cebinde haksız yere kazanılmış bir paralar varsa ya da elinde böyle koçanlar falan mallık varsa evet. tamam mı? O da böyle, hatta dar görüşlü filansa da geleceği göremiyorsa da
Buna saplanabilir. Benzer biçimde Güney Kıbrıs'taki mevcut statüyü sürdürmek isteyen elit grupları var mesela. Örneğin işte devlet mekanizmasını yöneten ama o devletin iki toplumlu bir devlet olduğunu unutmuş olan, hı hı, 64'te tek taraflı o devlete aslında haksız yere el konulduğunu, hı hı, unutmuş olan ve bunda ısrar eden kesimler de olabilir. Şimdi bunlarla uğraşmak, çalışmak, ikna etmek zorundayız. Onlarla açık bir diyaloğa girmek zorundayız ve bir kere birkaç şeyi hatırlatmak zorundayız. Yani Kıbrıs'ın toplumunda fiilen devleti elinde tutup da devlet iktidarını paylaşmak istemeyen elit gruplarda bir takım küçük hatırlatmalarda bulunmak zorundayız. Bu devlet iki toplumlu bir devlettir. Hı hı. Bu devlet 64'te Kıbrıs Rumların elinde kalmıştır. Ortada anayasanın kendisini çiğneyen haksız bir durum vardır. Bir haksızlık üzerine gelecek bina edemezsiniz. Evet. Haksızlık istikrarsızlığı her an tetikleyebilir. İstikrarlık gerilimi, gerilim çatışmayı, çatışma savaşları. Evet. Dolayısıyla siz benzer şekilde haksız yere elinize bulundurduğunuz koçanlar üzerine direndiğiniz zaman siz farkında olmadan bu ülkenin geleceğini ateşe atıyorsunuz. Evet. Yani bu ülkenin gelecekte başka çatışmalara, gerilimlere ve savaşlara girmesini ve o zaman elinize tuttuğunuz koçan da sizi kurtaramayabilir. Dolayısıyla daha geniş düşünmek lazım, ortak yorar noktasına buluşmak lazım. Kıbrıs'ın barışa ermesi için temel şartlardan biri. 74'ten sonra bu formül zaten çeşitli biçimlerde formüle edilmiştir. Burada toprak ve mülkiyet karşılığında devlet erkinin paylaşımı. Formül budur. Kıbrıs'taki barış, evet, formülü budur. Evet. Çünkü uzun çatışmalı zamanların ve savaşların geride bıraktığı de facto durum şudur. Birinin elinde devlet erki kalmıştır. Evet. Ötekinin elinde de toprak, coğrafya parçası kalmıştır. Bizim yapacağımız alver bu düzeyde giden bir alverdir. Siz hem devletin egemenliğine ortak olup onu yönetmek isteyip hem de toprak ve mülkiyet konusunda cimrilik yapamazsınız. Bu hep banacılık olur. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunları konuşarak ve anlatarak, çünkü bu mevcut statü barışçıl bir statü değildir. Her an en ufak bir gerilim bile buradaki her şeyi yeniden ateşler için atabilir. Dolayısıyla mevcut statüyü küçük kazanımlarımız yüzünden ilelebet sürdürülür zannedersek çok büyük yanılgı içine düşeriz. Ve gelecek kuşaklara da çok büyük kötülük yaparız. Hı hı. Yani benim kuşağımın Cumhuriyet çocuklarının savaş çocuklarına dönüşmüş olması biraz da böyle düşünen elitler yüzündendi. Yani 1964'te işte Makaryos o statüyü ilelebet sürdüreceğini zannettiği için o gerilim, o çatışma devam etti. Ama o 74'ü çağırdı. Evet. 74'ten sonra da bu mevcut statüyü kuzeyde sürdüreceğini zannedenlerin neyi davet ettiklerini bilmeleri lazım. Gelecekte onları kötü şeyler bekleyebilir. Siz umutlu musunuz son müzakere sürecinden? Yani ciddi anlamda bir umut havası esmeye başladı. Bazı sesler çıksa da bu sonuca ulaşma imkanı var mıdır? Neler görüyorsunuz? Şimdi bakınız, sanırım herkesin ortak kanaatidir. Bu müzakere süreci son derece umutkar, umut vaat eden bir süreç. Yani iki liderin şu anda sürdürdüğü müzakere sürecinin adı belki de barışa doğru en yakın olduğumuz yerlerden biri. Yani bunu yabancı gözlemciler saptıyor. Görüşmeleri bizzat yöneten BM diplomatları söylüyor. Ortada müzakere yaparken yol kat eden iki lider olduğu aşikar. Evet. O açıdan orada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Liderlerde bu anlattığınız konularda yani toplumlarına bir yüzleşmeyi sağlayacak cesareti görüyor musunuz? Şimdi orada daha sistematik işlere ihtiyaç var. Elbette önemli şeyler yapıyorlar sembolik düzeyde. Biliyorsunuz konsere gidiyorlar, evet, tiyatroya gidiyorlar. Sayın Akıncı Kıbrıs Rumlar düşmanımız değildir diyor. Bunlar önemli şeyler. Ya da Sayın Anastasiadis Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti bir Kıbrıs Rum Devleti değildir diyerek onun iki toplumlu bir devlet olduğunu hatırlattığı yerler var. Bunlar sembolik olarak son derece önemlidir. Ama burada yapılması gereken daha sistematik bir iştir. Yani müzakere sürecini aşağıdan barışma süreciyle desteklemektir. Evet. Yurttaşların katılımını sağlayan daha aktif bir sürece ihtiyacımız var. O önemli bir şeydir. Anlatabildim mi? Yani yüzleşmeye dönük İşleri ben liderlerin yapması gerekiyor demiyorum sadece. Çünkü her şey iki lidere bağlanamaz. Toplumların katılımını sağlayacak ortamı oluşturmak daha önemlidir.
Orada yapılacak çok daha iş olduğunu düşünüyorum. Dil problemimiz var mı sizce? Var. Nasıl maalesef aşabiliriz bunu? Maalesef dil sorunları öyle bir günde aşılacak sorunlar değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni alfabeyi kazandırdığı zaman Türkiye'ye, o çok kısa sürede herkesin modern Türkçe öğrenmesini istemişti ama 1950 yılında başbakan olan Adnan Menderes hala Osmanlıca yazıyordu. Yani dil konusunda çok hızlı sürat kat edemeyiz, mesafe kat edemeyiz. Değil, yani bundan sonra bir dil politikası uygulanır. İki toplumluluğa, iki dilliliğe iyice kavuşur. Gelecek kuşaklar iki dilli yetiştirilebilir. Bu fevkalde önemli bir şeydir. Bu mutlaka olması lazım. Ama şu anda maalesef bizim bir dil sorunumuz vardır. Çünkü üçüncü bir dil bulup konuşmamız gerekiyor. Herkes o üçüncü dili beceremeyebilir, kullanamayabilir. Yani ortada önemli bir dil bariyeri var. Bir de kullandığımız söylemler var. Yani bir diğer toplumu ötekileştiren söylemlerden nasıl kurtulabiliriz? Yani, dil bariyerini aşamayacağız. Evet. Yani ama dilin muhtevasını değiştirebiliriz. Evet. Dilin içeriğini değiştirebiliriz. O daha kolay. O zaman siz hangi dili konuştuğunuz alfabe anlamında çok önemli olmayabilir. Eğer kullandığınız dil şiddetten arındırılmışsa, ötekileştirilmeden arındırılmışsa, ötekini insan yerine koyan bir dilse, onun yararını da düşünebilecek bir akılla destekleniyorsa, siz zaten barış dilini konuşmuş oluyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla barış dilini konuşmak ille de ortak bir dille konuşmak anlamına gelmiyor. Evet, peki. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz sohbetimizin ama burada tabii ki daha alttan gelen bir aslında iki toplumu barıştırma süreci olması gerektiğini söylediniz. Örgütlere hiç kuşkusuz ki görevler düşüyor. Şimdi zaman zaman görüyoruz işte siyasi partiler bir diğer toplumun siyasi partisiyle görüşüyorlar ama bu görüşmeler daha çok iki siyasi partinin arasında kalıyor gibi. Topluma yayılmayı nasıl sağlamak gerekiyor? Şimdi bir şey söyleyeyim. İşte, bu tam önemli bir sorun. Yani yukarıda iki liderin görüşmesi başka bir şey. Litra Palas'ta siyasi partilerin ayda bir defa bir araya gelmesi başka bir şey. Tabii şimdi bunları da evvela önemli bir altını çizeyim. Şimdi Bosna'ya giderseniz ya da dünyanın başka çatışma bölgelerine giderseniz böyle bir medeni davranış da göremezsiniz. Yani evvela bunları küçümsemeyelim. Yani siyasi partilerin ayda bir defa bir çatışma ülkesinin siyasi partilerin ayda bir defa Litra Palas'ta buluşması küçümsenecek bir şey değildir. Liderlerin çok birlikte efendim işte konsere gitmeleri küçümsenecek durumlar değildir. Evet. Ama hocam bir virgül koyalım. Şu anda Cumhurbaşkanlığı açıklama yapıyor. Sanırım canlı izleyeceğiz. Dolayısıyla izleyelim. Sonra devam ederiz biz. Nerelerde uzlaşıp nerelerde ayrılıkların devam ettiğinin geniş kapsamlı bir değerlendirmesini yaptık. Onun dışında gerek mülkiyet gerek yönetim başlıkları konusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Yani 3 saat dolayında kapsamlı müzakerelerde bulunduk. Yine her zaman yaptığımız gibi öncelikle baş başa, ondan sonra da müzakerecilerimizin ve Sayın Ayden'in katılımıyla en sonunda da tüm müzakere heyetlerinin bir arada olduğu bir çerçevede gerçekleşti müzakereler. Dediğim gibi 14'ünde yeniden buluşmak üzere ayrıldık. Sayın Ayde ikimiz adına ortak açıklamada da gerekenleri söyledi. Ama bunun dışında sizin sormak istediğiniz hususlar varsa buyurun. Sayın Başkan, ülke konusunda neredeyiz şu anda? Geçtiğimiz hafta içerisinde kriterlerin değişik konusunda bazı haberler çıktıydı. Teşekkür ederim bu soru için. Tam olarak mülkiyet konusunda bulunduğumuz nokta şudur. Rum basığına yansıyan haberlerin maalesef yanıltıcı yanları oluyor. Örneğin tam da bu noktada kategoriler yerine kriterler konuşuldu ve değiş tokuş yapıldı diye haber yapıldı Rum basınında. Bizim sözcüğümüz bunu düzeltti gerçi ama ben yeniden düzeltmiş olayım bu soru üzerine. Kategoriler üzerinde hemen hemen bir mutabakat vardır. Yani etkilenmiş olan mülkler, affected properties dediğimiz İngilizce'de etkilenmiş
mülkler konusunda hangi kategoriler var? O kategorilerde hemen hemen bir mutabakat vardır. Orada bir ayrılık yok. Ama kriterler, yani kurulacak olan ve eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rum'dan oluşacak olan mülkiyet komitesi hangi kriterlere bakarak çalışacaktır konusunda henüz ne kriterler taraflar arasında teyit edilmiştir ne de o kriterlerin müzakeresine geçilmiştir. Dolayısıyla bugünkü müzakerelerde de biz kriterleri tartışmadık. Çünkü daha müzakerecilerimiz bu konuda herhangi bir çalışma yapmış değillerdir. İki tarafın tabii ki kendinin hazırlıkları sürmektedir bu konuda. Taraflar bunları bir araya gelip tartışacaklar. Uzlaşma arayacaklar. Sonuçta uzlaşılan kriterler mülkiyet komitesince ele alınacak olan kriterler olacak. Ama dediğim gibi Rum basına yanlış aktarılmıştır bu konu. Kategoriler yerine kriterler, hatta Rum hükümet sözcüsü de bu şekilde bir yanlış ifadelendirmede bulundu. Dolayısıyla bunu da ihtiyat payıyla karşılamak açısından iyi oluyor. Yani Rum basınında çıkan her şeyin doğru kabul edilmemesinde büyük yarar var. Cumhurbaşkanı Derin'le konuşmak için durum nedir, son durum Derin'le konusunda? Askeri bakanlar bir sorun yaşandığı iddia ediliyor. Bu konudaki bir görüşünüz nedir? Biz siyasi liderlik olarak Derinya ve Lefke Aplıç kapılarının açılması kararını ürettik. Bundan sonraki süreçte teknik komiteler vardır. Her kapının açılışında olduğu gibi. İki tarafın ortak bir araya geldiği teknik komitede bu konular ele alındı. Lefke Aplıç kapısında mevcut olan yola ek olarak yeni bir alternatif yol önerisi yapıldı. Tıpkı Derinya'da olduğu gibi. Derinya'da da bizim teknik komitemizin çeşitli makamlarla yürüttüğü çalışmalar sonrasında orada da bir alternatif yol gündeme geldi. Daha sonra aldığım bilgilere göre Lefke Aplıç'la ilgili alternatif yol önerisi geri çekildi. Ve şu anda mevcut olan yolun mayınlarının temizlenmesi gerekiyor. O anlamda aldığım bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Birleşmiş Milletler yetkililerinden aldığım bilgiye göre yıl sonuna kadar bu mayınları temizlemekle görevli olan Birleşmiş Milletler uzmanları adamızda kalıyorlar. Dolayısıyla Lefke Aplıç bölgesindeki mayınların da yıl sonuna kadar temizlenme şansı var. Ondan sonra tabii ki yolun açılması gündeme gelecek. Derinya ile ilgili şu anda iki taraf arasında bir uzlaşma yoktur. Yolun güzergahıyla ilgili. Ancak bu yaz dönemi nedeniyle bu teknik komite bir araya da gelebilmiş değildi. Onun için Eylül ayı içerisinde bir araya gelecekler ve bir çıkış yolu bulmaya çalışacaklar. Bizim hedefimiz en kısa sürede iki tarafında mutabık kalabileceği bir çerçevede bu yolun açılmasıdır. Biz halkımızın bunu beklediğinin bilincindeyiz. Bunu arzuladığının bilincindeyiz. O nedenle görevimiz bu her iki yolun aslında Lefke bölgesindeki esnaf da çok arzulu yıllardır arzu ettikleri bir şey bu. Mausa'daki esnaf da Mausa insanımız da bunu bekliyor, istiyor. O nedenle güzergah konusundaki sıkıntıların aşılarak bir an önce buralarının açılmasını arzuluyoruz, istiyoruz. Bunu da gerçekleştirmek için takipçisi olmaya devam edeceğiz. Geçmişte bazı kapılarda sıkıntılar yaşandı ve yıllarca sürdü. Bunu biliyorsunuz. Biz yıllar değil, aylar sürmesini bile istemiyoruz. En erken zamanda her iki kapının da açılması için gerekli takibi elbette ki yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, özür dilerim. Mülkiyet konusuyla ilgili tabii son dönemde en çok tartışılan konulardan birisi buydu. Özellikle Kıbrıs Türk kamuoyunda. Bu bağlamda bireyin mülkiyet hakkı ile ilgili ortaya çıkan tartışmalara açıklık getirebilme noktasında
malı kullanan, Kıbrıs Türklerden tabii konuşalım, malı kullananın ne kadar hakkı olacağı meselesi oran bazında en azından açıklık getirilebilir mi? Bu konuda bir netlik var mı? Şimdi bakınız, bireyin mülkiyet hakkı zaten söylenmeden bile var olan bir haktır ve bu bütün dünyada geçerli olan bir haktır. Bunu biz yeni bir icat olarak ortaya koymuyoruz. Eskiden de vardı, bizde de, dünyanın her yerinde olduğu gibi. Türk'te de vardı, Rum'da da vardı. Burada önemli olan hakkın nasıl kullanılacağı olayıdır. Çünkü kuzeydeki ve güneydeki emlak için konuşacak olursak 41 yıl geçmiştir bunun üzerinden. Ve bu 41 yıl yeni durumlar yaratmıştır. Nitekim bazı konular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmiş. Ancak orada örneğin bir önemli davada aradan geçen yılların o mülkü kullanan insanlara da bir takım haklar getirdiği vurgulanmış çıkan kararda. Dolayısıyla mülkiyet hakkı demek yıllardır o topraklarda ya da o konutlarda yaşayan insanların bir kararla yerlerinden sökülüp atılması anlamına gelmeyeceği o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında gerçeklik kazanmıştır. Dolayısıyla bunlar orantılarla izah edilecek konular değildir. Kriterlerle çözüme bağlanacak konulardır ki o kriterler henüz daha tartışma aşamasına bile gelmiş değildir. Taraflar bu hazırlıklarını yapacaklar ve günün sonunda ortaya kriterler çıkacak. Ben şu kadarını söyleyeyim. 77-79 onun ötesinde yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleri ve en sonunda da 11 Şubat 2014 ve her iki tarafın da teyit ettiği ilkeler Kıbrıs'ta bize iki kesimli, iki toplumlu bir federasyonu öngörmektedir. İki kesimli, iki toplumlu federasyon demek bizim anlayışımıza göre Kıbrıs Türk halkının kendi bölgesinde gerek nüfus olarak, gerekse mülkiyet olarak rahat bir çoğunlukta olacağı, sarih bir çoğunlukta olacağı bir düzen demektir. Dolayısıyla bizim anlayışımıza göre bu çerçevede sonuçlanması gerekecektir varacağımız, yapacağımız müzakerelerin. O nedenle tabii ki Avrupa Birliği prensipleri de gözetilerek varılacaktır bu sonuca. Elbette insan haklarına da saygılı olacağız. Avrupa ilkelerine, değerlerine saygılı olacağız. Çünkü sonuçta biz Avrupalıyız ve Avrupa Birliği'nin de bir parçası olacağımız bilinci içerisindeyiz. Ancak Avrupa ilkeleri ve prensipleri iki kesimliliği, iki toplumluluğu bertaraf etmeyecektir. Bertaraf etmemelidir. Biz böyle bir anlayışa sahibiz. 11 Şubat 2014 tarihli uzlaşmada da, metinde de sadece Avrupa Birliği ilkelerinden bahsetmiyor. İki kesimli, iki toplumlu bir federatif yapıdan, iki eşit kurucu devletin yaratacağı, egemenliğin iki toplumdan neşet edeceği bir yapıdan bahsetmektedir. Bütün bunlara ortak bir anlayışla her iki tarafın kabul edebileceği bir yapıda ulaşmak mümkündür. Bunun arayışı içerisindeyiz iyi niyetle ve önümüzdeki süreçlerde umarım bu sonuca ulaşırız. Efendim, sorunun yanıtında vermiş olduğunuz ifadeye değinerek tekrar rahatsız etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Anastasiye Resim yapmış olduğu bir açıklama vardı. Tabii çevirisine bakarak, devlet ajansının çevirisine bakarak konuşuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamından yanayız şeklindeki söylem 11 Şubat 2014 ortak metinin ruhuna ne kadar uyuyor? Ne der? Nasıl değerlendiriyor? Sayın Anastasiadis'in o konuşmasını okudum. Sayın Anastasiadis tabii bugüne kadar başka Rum liderlerin söylemeye cesaret edemediği bazı olumlu şeyler de söylemiştir. Onun da altını çizmekte yarar var. Demiştir ki Kıbrıs Cumhuriyeti sadece Rumların cumhuriyeti değildir. Eskiden var olan bu anlayışın da artık değişmesi gerekir şeklinde önemli bir açılım yaptı. Olması gereken oydu.
Tabii ki 1960'da ortak kurulan bu cumhuriyet ne yazık ki bir 3 yıl sürebilmiş. 1963'ten sonra ne yazık ki tek bir toplumun hakimiyetinde bir cumhuriyete dönüşmüştür. Bu da bir başka gerçektir. Şimdi iki toplumun ve iki kurucu devletin siyasal eşitlik içerisinde oluşturacakları bir yeni yapıdan söz ediyoruz. Şimdi Rum tarafında bazı hassasiyetler var. Tıpkı bizde olduğu gibi ki size bu soruyu sordurmaktadır. O Kıbrıs Türkü'nün hassasiyetidir size bu soruyu sorduran ki bu hassasiyet sizde de var, bende de var. Şimdi Rum tarafındaki hassasiyet şudur. Acaba Kıbrıs Cumhuriyeti'ni lağv ediyoruz. Acaba hemen çözümün olduğu gün lağv edersek devletsiz mi kalıyoruz, ne olacak falan şeklinde. Hayır. Onlara göre Kıbrıs Cumhuriyeti şekil değiştiriyor. Onlara göre. Bize göre yeni bir yapı doğuyor. Çünkü iki taraf referandumlarda yeni bir durumu onaylayacaklar. Ve her iki referandumdan da evet oyu çıktığı an yeni bir yapı doğacak. Bu yeni yapının adı da işte adını ne koyacaksak o federal yapı olacak. Daha adını koymadık, onu da söyleyelim. Hele bir bu yapıyı kuralım, ondan sonra adını da koyarız. O konuda da spekülasyonlar yapılıyor. O nedenle günü gelince onun da adı konacaktır. Onu da bu vesileyle açıklamış olayım. Biz yeni bir yapının doğacağının bilincindeyiz. Ancak şöyle de bir durum vardır, onu da samimiyetle söylememiz lazım. Bu yeni oluşacak yapı, ismiyle, bayrağıyla, yapısıyla, her şeyle yepyeni bir yapı olacak. Bir kere federatif bir yapı olacak. Ama bu yeni yapı gidip de tekrardan Birleşmiş Milletler'e üyelik için başvurmayacak. Tekrardan Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurmayacak. Ancak oralarda da eskisinin yerine bu yeni yapı otomatikman yerini alacak. Olay budur. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne lağv edilmeyeceği anlamına gelir mi burada? Şimdi şöyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün kendi her şeyiyle bir yapıdır ve ben de bu yapının cumhurbaşkanıyım. Bu halkın seçtiği. Bu yapı da kendini yeni bir yapılanmanın içinde bulacak. Buranın kurucu devleti haline dönüşecek. Tıpkı şu anda sadece Rumların yönetiminde olan yapının da gene Rumların yönetiminde bir kurucu devlet yapılanmasına dönüşeceği gibi ve bu iki yapılanmanın yaratacağı federal bir ortaklıkta yerimizi alacağımız gibi. Hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Ama yeni yapılanmalar kurulur. Kıbrıs'ta da gerekli olan budur. Eğer biz o Kıbrıs Cumhuriyeti'ni birlikte oluşturduğumuz 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'ni yaşatabilseydik, o da fonksiyonel bir federasyondu. Hiç bugün ne bu konuları konuşacaktık ne de bu soruları soracaktık birbirimize. Ama yaşatamadık. Farklı bir noktaya gitti iş. Yani Ortaklık Cumhuriyeti yıkıldı. Şimdi Rumlar hala daha o cumhuriyet yaşıyor diyorlarsa onlar için yaşıyor, bizim için yaşamıyor. Dolayısıyla biz yeni bir yapı kuracağız ve orada yerimizi alacağız. Başka? Ülke meselesi. Buyurun. Evet, değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı görüşme sonrasında açıklama yapıyor. Canlı olarak aktardık. Açıklamanın tümünü de gün içerisinde sizlerle paylaşacağız. Bunu da söylemiş olalım. Bültenlerimizde de, haber bültenimizde de bulacaksınız. Nasıl buldunuz? Devam edeceğiz kaldığınız yerden ama Sayın Akıncı'nın açıklamalarını. Yok, zaten demin konuştuğumuz konularla çok ilgili. Dikkat ederseniz. Taraflar özellikle gazetecilere soru sorarken bir derdere, bu güneyde de öyledir. Yani siz ne aldınız, ne verdiniz hep geliyor. Yani bir türlü o şey, ortak uzlaşı noktası sanki oraya varmak bir zulmüş gibi anlatılıyor. Başından sanki siz şunu kabul ettiniz mi, şunu verdiniz mi? Sanki yani uzlaşmaya giderken liderlerin önüne böyle taşlar konuyor. Bunu sadece gazeteciler yapmıyor ama bazı gazeteciler özellikle yapıyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Uzlaşmaya gidiyor taraflar. Ve bu taraflar uzlaşmaya giderken karşılıklı olarak birbirlerine ödün diye adlandırılacak şeyler vereceklerdir.
Evet. Yani başka türlü bir uzlaşma ve barış düşünebilir misiniz? Evet. Dolayısıyla dikkat ederseniz gazeteciler liderleri uzlaşmaya teşvik etmek yerine daha çok o uzlaşmanın sanki topluma lehine dönecekmiş gibi bir havadan yola çıkarak sorular soruyorlar. Yanıt nasıl geliyor sizce liderlerden? Yani liderler de biraz defansif bir şekilde biz uzlaşmaya gidiyoruz ama diye cümle kurmaya başlıyorlar. Halbuki liderlerin bu konuda çok daha açık bir net olmaları gerekiyor. Hangi konularda uzlaşma yapılması gerektiğini, Rum ve Türk tarafları olarak nerede esneyeceklerini, esneklik ve cesaret göstereceklerini toplumlarına doğrudan söylemeleri gerekiyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani bu çok önemli ve barışa gitmenin önemli noktada koşullarından bir tanesi de anlaşmaya giden lider kadroların halklarına yapılacak anlaşmada nelerin yapılacağını tam olarak anlatmaktır ve onu da gerekçelendirmektir ve ikna etmeye çalışmaktır. Hı hı. Hemen mesela bir şey söyleyeyim. Örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti devam eder mi etmez mi meselesi işte bir soru. Yani federal bir devlet kurulacak. İşte Rumlar adını devam eder diyecek. Biz demeyeceğiz. Bu çok şey değil. İkna edici bir şey değil. Sonuçta siz bir federal bir devlet kuracaksınız. İşte BM'ye tekrar başvurmayacaksınız. AB'ye tekrar başvurmayacaksınız. Bu bir bakıma Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sürekliliği. Ama hangi cumhuriyet? Bu 1964'teki cumhuriyetin sürekliliği değil ki. Bu 1960 Cumhuriyeti'nin, çünkü uluslararası tüzel kişilik odur ve onun anayasasıdır ve siz o anayasada eşit siyasi toplumsunuz. Evet. Anlatabildim mi? Bunu bir kere böyle koymak lazım. Ya daha net ifade edilmeli. Bir ikincisi, yani burada KKTC ya da Kıbrıs, fiilen Kıbrıs Rum Devleti kurucu devletler olarak gelip de onların üzerine bir federal devlet kurulmayacak. Bunu da doğru anlatmak lazım. Bir kere her üç birim, çünkü federasyon iki düzeyli birim demektir. Siz bir düzeyde Rumlarla birlikte devleti yönetiyorsunuz. Buna federal hükümet diyoruz. Hı hı. Diğer düzeylerde ayrı ayrı kendi kendinizi yönetiyorsunuz. Bunlara federe devlet diyoruz. Adları ne olursa olsun, oluşturucu devlet olur, kurucu devlet olur, eyalet olur, hiç fark etmez. Federe devletlerle federal, daha doğrusu federal hükümetin yetkileri ve federe devletlerin yetkilerinin hepsi federal anayasadan kaynaklı. Evet. Dolayısıyla burada federal devlet var olan bir şeyin üzerine kuruluyor anlamında değil. Federal devlet kurulduğu gün bir kurucu devlet, Rum devleti, bir de kurucu Rum Türk devleti ya da eyaleti ya da oluşturucu devleti oluşacaktır. Onlar önceden var olduğu için onların üzerine federal devlet bina edilmiyor. Evet. Bütün mutabakatlar bunu gösteriyor. Evet. Sayın Talat Kristofias'ın mutabakatları aynı şekilde 11 Şubat 2014 mutabakatı. Yani siz önceden var olan bir takım iki devletin üzerine bir federal devlet kurmuyorsunuz. Federal devletin kuruluşu bu devletleri muhteva eder. Onları yaratır. Aynı anda dolar. Yetkilerin hepsi federal anayasadan gelir. Bunları bilmekte ve söylemekte, açıkça anlatmakta yarar vardır. Gördüğümüz bir yine mülkiyet meselesi çok önemli bir konudur. Gerçekten zor bir konudur. Ama şunu anlamak zorundayız ki Kıbrıs Rumlar devlet erkini tek başına kullanmaları bir hak değil, bir hak ihlalidir. 64'ten beri. Kıbrıs Türklerin elinde bu kadar Kıbrıs Rum malı olması bir hak değil, bir hak ihlalidir. Bunu anlamak lazım. Ve biz karşılıklı olarak bu hak ihlallerinin bir kısmını restore edeceğiz, ortadan kaldıracağız. Dolayısıyla barış ülkemizde yapılan hak ihlallerini de ortadan kaldırmak demektir. Bunu da çok açık ve net biçimde anlamamız lazım. Çünkü başka türlü böyle büyük tarihsel hamleler ve ebedi barışlara geçemeyiz. Evet, peki. Aslında belki önümüzdeki günlerde daha detaylı konuşma şansımız olur sizinle. İki toplumun yakınlaşmasıyla ilgili Sayın Akıncı'nın açıklaması öncesindeki konuya devam ederiz ama ayrılmak durumundasınız siz de. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Liderler de bugün yeniden görüşmeye başladılar, görüştüler. Dolayısıyla yeniden bir müzakere sürecinin ivme kazanacağı günler olacağını umut ediyoruz. Son var mı bir mesajınız hocam? Yani şunu söyleyeyim, bakınız Dünya Barış Günü'nde dünyanın haline bir bakmakta yarar vardır. İnsanın tüyleri ürperiyor. Yakın coğrafyada, çok yakın coğrafyalarda çok korkunç şeyler yaşanıyor. Şiddet durmak bilmiyor. Hatta giderek daha da vahim
görsel olarak da ve biçim olarak da çok korkunç bir hale geliyor. Şimdi böyle bir coğrafyada yaşayan bizler, bu adada yaşayan insanlar olarak şunu düşünmemiz lazım. Kıbrıs barışa yakındır. Ve öyle bir yerde yaşıyoruz ki Kıbrıs şu anda dinsel fundamentalizmin, etnik şiddetin çok yaygın olduğu bir dönemde barışa en yakın olan yerlerden bir tanesidir. Evet. Ve Kıbrıs'ta barış yapmanın bu manada dünya tarihsel bir anlamı vardır. Bir kültür anlamı vardır, bir medeniyet anlamı vardır. Dolayısıyla biz buraya çok yakın bir yerde duran bir adayız ve bir takım dar, küçük hesapları ve çıkarları ön plana çıkararak böyle bir tarihsel perspektifi havaya uçurmak gerçekten çok yazık olacağı gibi bizi de coğrafyamızın çocuğu yapar ve benzer bir durum içine debelenip dururuz. Hı. Dolayısıyla barış için büyük ve cesur kararlar almak zamanıdır. Kıbrıs buna yakındır ve daha çok işimiz var ama bunu bir de bölgemizi ve dünyamızı düşünerek yeniden düşünmeliyiz. Çünkü Kıbrıs'ta barış artık sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil. Hı. Dünya fevkalade önemli bir katkı, insanlığa büyük bir katkı olma aşamasına gelmiştir. Umarım bunu en iyi şekilde değerlendiririz Rumlar ve Türkler olarak. Evet, böyle bir dönemde daha da anlamlı hale gelir diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yine görüşlerinize başvuracağız. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Size. Hoşçakalın. Çok yayınlar diliyorum. Ve değerli izleyenlerimiz, Barış Ateşi özel yayınında biz ayrılan sürenin sonundayız ama gün içerisinde devam edecek yayınlarımız. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Bu ateş hiç sönmeyecek.